Biz onlarla alay etmekteyiz. Biz onların ne yaptığını çözmek için aralarındayız diyecekler. İşte buyur. Münafık bu. E münafığın namazı olur mu? Olmaz. E şimdi bak. Amma diyecek öbür tevilci şeytanlar. Amma biz seni oraya gönderiyoruz kardeşim. Oradan sen hakkı ve hakikati öğrenip onların batıldan hakka çevirmek için gönderiyoruz aralarına diyecek. Hepsi de Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu şeytanın hareketleriyle hareketlenip ahvaliyle ahvallenecek ve Allah muhafaza ölürken de imansız ölecekler. İşte siz, biz bu yönden, bu yüzden çokça gayret çabasına gireceğiz. Allah'a ve Resulüne götürecek olan vasıtalarız biz diyeceğiz, tebliğ edeceğiz, anlatacağız, diyeceğiz, söyleyeceğiz. İncitmeden, kırmadan, darıtmadan anlamayana ayet-i celleyle onlar herkesi anlayacak değil zaten. Allah'ın Resulü'nü anlamamışlar. Dizinin dibinde dururken Mekke'nin müşrikler. Bizi mi anlayacaklar? Elbette diyecekler Ebu Leheb değil kalabalık. Elbette diyecekler Ebu Leheb daha kaliteli. Ebu Leheb'in çevresindekiler daha okumuş yazmış. Elbette diyecekler bunu. Ebu Leheb'in çevresindekilerin hepsi çok kademeli, çok efendim makamlı, çok zengin insanlar ve çok kalabalıklar. Peki söyledikleri doğru muydu? İnandıkları, yaşadıkları hayat doğru muydu? Onlar da hanef olduklarını söylüyor. Nata, uzata, ubele ve diğer günlük taptıkları 365 günün 365 tane putu var. Halen Ömer radıyallahu anh'a diyor ki biz önce yapardık, elvadan putlar yapardık, sonra onu aç yani eksik olunca tutar yerdik. Şimdiki bizimkiler de aynı değil mi? Önce inkar ediyorlar, sonra başkasındanmış gibi söz, ayet ve hadis olsa veyahut sizin hocanızın sözü olsa 10 sene sonra bunu bizim hocamız söyledi diye kabul ediyor. Bunun ötesi yok. Doğru bir tanedir şimdi.